Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda yine öğrenci hikayelerinden bir tanesini işleyeceğiz. Bugünkü hikayemiz Didem Hanım'ın hikayesi. Didem Hanım'la biz buluştuğumuzda İngilizce konuşma konusunda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyordu. Bu sıkıntı da İngilizce bilmediğinden değil, neyi bilip bilmediğinin farkında değildi. Çok zaman ben şunu söylerim, İngilizce konuşmanın hiç yoksa %70'i psikolojidir arkadaşlar. Bu meselelerden bahsettik ve belli bir takım metotlar kullandık ki o metotlarımı buradaki derslerimde de zaten speaking derslerimde de paylaşıyorum sizlerle. Bir nevi koçluk yaptık yani kendisine. Bir aylık bir çalışma süremiz oldu. Bir ayın sonunda da kendisi gayet özgüveni yerinde. Olabildiğince akıcı bir şekilde yani bir ay içerisinde tabii ki bir anda böyle muazzam işler başarmak çok zor. Ama konuşma korkusunu aştı ve çoğu zaman insanlarla iletişime geçebileceğini aslında fark ettiği, kendi potansiyelini fark ettiği bir süreç geçirmiş olduk. Şimdi kendisinden dinliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz Didem Hanım. Teşekkür ederim. Biraz Merhaba hocam. kendinizi anlatabilir misiniz? Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Tabii kimya mühendisiyim. Yaklaşık 12-13 yıldır bir özel sektörde çalışıyorum. Ben de İngilizce mi geliştirmeye, İngilizce mi daha nasıl ilerletebilirim, hatta konuşamadığım hiç nasıl konuşmayı becerebilirim diye yollarını arıyordum. Ta ki çokça fazla kursta denedim açıkçası. Yani bunu sürekli kafa yorup bir yöntem olmalı diye. Sonuçta hem lisede hazırlık okudum hem üniversitede hazırlık okudum ve diğer arkadaşlar gibi ben de konuşamıyordum. Ya da konuşamadığımı düşünüyordum. Birçok kursa gittim, bilindik kurslara gittim, daha farklı kursları denedim. Herkesin farklı bir metodolojisi var. Daha sonra sizle karşılaştım. Sizle karşılaştıktan sonra sizin işte verdiğiniz makaleler ya da okuduğumuz şeyler üzerinden birlikte gitmeye başladığımızda şeyi fark ettim. Siz bunu aslında bize kullandırtarak o işi deneyimleştirerek hani bir şekilde onu içselleştirerek bize gösteriyordunuz. Ben de öyle oldukça kendime güvenim geldi. Evet, ben aslında konuşabiliyormuşum, yapabiliyormuşum dediğim noktada, yani motivasyonumun yükseldiği noktada kelimeler de kendiliğinden aslında çıkmaya başladı. İlk başta hatta kafamda çeviri yaparak sizle konuşmaya çalışıyordum. Bir süre sonra bunun da otomatikleşip aslında hiç çeviri yapmadan da şu an nasıl Türk konuşuyorsam o şekilde de İngilizce konuşabiliyormuşu hissetmeye başladım. Dediğim gibi sizle kısa bir süre çalıştık ama o kısa süre zarfında da gösterdiğiniz yani şey de çok önemli. Ben kendi kendine bir yol çizemeyen biriyim ya da çizsem de uygulayamayan biriyim. Ama sizin o disipliniz, sizin yönlendirişiniz, yani öğretmen olarak sağladığınız o disiplin de çok önemli. Eğer evet ben kendim bunu yapamıyorum dediği noktada bir kişinin kesinlikle danışmanlık alması gerekiyor. Ki o danışmanlık da çok önemli. Siz onu da sağlayabildiğiniz için bir itici kuvvet olarak hem gösterdiğiniz, izlediğiniz metodoloji hem de öğretmen olarak öğrencilerinize o itici gücü sağlayıp o disiplini aynı zamanda aslında dersler de çok da eğlenceli geçiyor. Yani sizin espri anlayışınız bir anda o da öğrenciyi motive eden bir şey. O şekilde bir ay bile çalışmış olsam kendimi evet yapabildiğimi hissetmeye başladım ve öğrendiğimi, onu içselleştirdiğimi hissetmeye başladım. Dediğim gibi düşünmeden konuşmaya başladım. Birçok kursu gezdim söylediğim gibi. Bu noktayı size geldiğimde hissettim. O yüzden katkılarınızdan dolayı kısa da olsa hem itici kuvvetiniz hem gösterdiğiniz o disiplin, verdiğiniz motivasyon, bize belirlediğiniz o rotada çizdiğiniz yol için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Şimdi peki ne yapıyorsunuz? Yani sizin bunu kendinize kanıtladınız bir şekilde. Evet, ben bunu yapabiliyormuşum dediniz. Şimdi neler yapıyorsunuz mesela İngilizce ile alakalı ya da bir şey yapıyor musunuz? Yani şöyle sizle şey yaptıktan sonra çalışmayı bitirdikten sonra hayatımda işte biraz daha farklı şeyler girdi. Ama gösterdiğiniz o yol yani kendi kendime
neler yapmam gerektiğini, neler yapabileceğimi bildiğim için arada sırada işte makalelerimi okuyup kendi sesimi kaydedip işte sizin o çizdiğiniz o yolda onu yaptıkça hissediyorsunuz. Evet konuşabiliyorum ama bıraktığım an ne oluyor? Özgüveniniz aşağı indiğinde ben bunu gene acaba yapamıyorum, konuşamıyorum mu dönüyorsunuz. O yüzden tekrar sizinle aslında çalışmak için nasıl söyleyeyim? Yani can atıyorum. Hep aklımda bir işte şey yapabilsem, Servet Hoca ile tekrar başlayabilsem aklıma dediğim gibi ben kendi yolumu çok fazla çizemediğim için siz bunu çok iyi yaptığınız için işte en kısa zamanda tekrar sizinle çalışmak istiyorum. Tabii ki tabii ki her zaman. Peki şimdi böyle sizi birazcık da böyle ders mahiyetindeymiş gibi gene birazcık böyle zorlasam mesela. Evet biliyorum biraz zaman geçti ama şöyle bir desem evet. İşte İngilizce birazcık konuşalım desem olur mu? Nasıl olur? Olur, olur. Okay, let's get started then. You said for the short-term planning you wanted to take some lessons as well, again. But I'd like to learn about your long-term plans. Like in the lessons, as you know, I always told you to try to surround yourself with people who speak English and also try to live some of your life in English, using your English mind. Do you have such plans to do so in the future? Like, or for example, can you watch something in English or do you read something in English? Or do you have any friends or prospective friends for the future, potential friends for the future to speak English with? What is your long-term planning with your English mind? My first future plan is my job is now I'm working in R&D department, but I'm going to work an international company, mm-hmm. and I have to learn English about all skills, speaking, writing, listening, and reading skills. Mm-hmm. So my long-term plan is I want to participate in your speaking course, firstly, and you say the key is consistency, and the key is you have to study every day, maybe 10 minutes, maybe 20 minutes, but you must read, you must write something, you must listen something, and you should speak. You should speak anybody else. Mm-hmm. My future plan is I should participate in a speaking class with you, and I can read every day maybe 10 minutes, only 10 minutes, and I can write something about us with my about. Something. My daily things. Mm-hmm. As you say before. Keeping a diary, maybe. Yeah, you're right. When you start do something about writing, about reading, about speaking, you can gain confidence, mm-hmm. and you mm-hmm. say yourself, yes. I can speak English. I can write. Yeah, there is a breakup. You're breaking up. Okay. I guess there is a breakup. But I think this could be a good example for the people who watch this can level up the next level. Okay, that was a very short breakup. I couldn't hear the things you said, unfortunately, and there is still breaking up. Yeah, it's still breaking up.
Sorry, my internet connection. Yeah, it's okay. No problem. But more or less, I got some idea from your point of view. You say you want to practice. You said you want to study again. But as you know, we didn't study English, actually. We practiced English by speaking mostly. And also, I gave you some tips about the grammatical rules and about spoken English and whatsoever. I'm very glad that you met with me here in this platform to share your experience with other people, the audience. Thank you so much. Thank you for your time. I hope to see you next time again. Thank you. Thank you so much. Evet arkadaşlar, Didem Hanım'ın hikayesi bu şekilde. Şimdi bazılarınız belki şunu söyleyecektir. Bu birazcık toksik bir düşünce bence. Ya canım, o kadar da böyle uçuyor kaçıyor, ne bileyim yani, sular seller gibi konuşuyor. Bunu herkes yapar. Hiç öyle değil arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi değil mesele. Bana sorarsanız en önemli eşiği aştı Didem Hanım. Çok önemli bir eşik bu. Ne bu? Özgüven meselesi. Bu kameranın karşısına geçip bu videoyu çekmek, o video çekilirken İngilizce konuşabilmek performansı ciddi anlamda düşüren bir şey. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de bunun yanında arkadaşlar, hocanıza karşı konuşuyorsunuz. Hocanıza aslında bir testimonial sunuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir referans oluyorsunuz. O noktada da stresin ne kadar yoğun olabileceğini düşünün. Bence kendisi çok çok iyi bir iş çıkardı. Kendisine de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hikayemiz bu şekilde arkadaşlar. Konuşmayla ilgili derslerimde neler yaptım, nelerden uzak durmaya çalıştım. 3 aşağı 5 yukarı bu derslerde, speaking derslerimde sizlerle paylaşıyorum zaten sürekli. Bunun yanında arkadaşlar, speaking derslerimde tam olarak ne yaptığımı anlattığım bir video daha çekeceğim. Onu da kanalıma abone olursanız ve zil butonuna tıklarsanız kaçırmayacaksınız. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız like butonuna lütfen basın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ha bu arada, eğer konuşmayla ilgili kafanızda bir takım soru işaretleri varsa, eğer İngilizce bildiğinizi düşünüyorsanız fakat konuşamıyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.